Evet, yeniden merhaba. Bu bölümde sizlere inovasyon yöneticisi mesleki yeterlilik çalışmalarımızı başlamadan önce, bu konuyla ilgili detayları vermeden önce, bu konuda çok fazla tartışmaya sebebiyet veren inovasyon müdürü, inovasyon yöneticisi bir meslek mi, bir unvan mı? Bu konuyla ilgili mevzuata da yönelik bir kısım bilgiler vermek istiyorum. Sizleri de bu konuda aydınlatmak istiyorum. Ülkemizde Mesleki Yeterlilik Kurumu diye bir kurumun olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Dünya Bankası'nın fon desteğiyle 1992 ve 2000 yılları arasında bir proje başlatıldı. Buna İstihdam ve Eğitim Projesi, EYEP adı altında başlatıldı ve bir kısım meslekleri tanımları hazırlandı. Daha sonra yarım kaldı. Tekrar Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinasyonunda 2002-2007 yılları arasında mesleki eğitim ve öğretim sisteminin güçlendirilmesi amacıyla MEGEP isimli projeyle bu 92 yılında başlayan bu çalışmalar güncellendi. Ve nihayet Avrupa Birliği uyum süreciyle birlikte bu Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun bir kanun olarak meclisimizden geçmesiyle ilgili çalışmalar başlatıldı ve 2006 yılında 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu kanunu yayınlandı mevzuatımızda. Ve çok eski değil, 2006 yılı, bunu da tekrar vurgulamak istiyorum. Bu Mesleki Yeterlilik Kurumu daha sonra 6645 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu'nun ülkemizde yayınlanması ile birlikte tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların mesleki yeterlilik belgesine sahip olmasını zorunlu hale getirildi ve çalışanların mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirme masraflarının da işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına yönelik düzenlemeler gerçekleştirildi. Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun web sitesini de burada sizlere paylaşıyorum ve kendi sayfalarında misyon olarak şunu ifade ediyorlar: nitelikli iş gücü için paydaşlarla birlikte kalite güvencesi uluslararası düzeyde sağlanmış Türkiye yeterlilik sistemini işletmek ve geliştirmek. Dolayısıyla bu kurumun amacı nitelikli iş gücünü paydaşlarla birlikte oluşturmak ve geliştirmek olarak tanımlanmakta. Peki meslek nedir? Ve o mesleğin yeterlilik standardı nedir? Bu konu, bu terimlerle ilgili de bilgi vermek istiyorum. Türk Dil Kurumu'nun çok güzel bir uygulaması var. Sözlük uygulamasına sorduğunuz zaman meslek, belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, İnsanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş bir iş olarak tanımlanıyor. Tekrar vurgulamak istiyorum. Belirli bir eğitimi, sistemli bilgi ve beceriyi zorunlu hale getiriyor bir şeye meslek diyebilmemiz için ve bu icra ederek bu icraattan da para kazanmayı ve kurallarının da tanımlı olmasını ifade ediyor Türk Dil Kurumu. Evet, sormak istiyorum. İnovasyon yöneticisi dediğimiz insan, inovasyon uzmanı dediğimiz insan belli bir eğitim alıyor mu? Sistemli bilgi ve becerilere dayalı bir şey icra ediyor mu? Ve bu sebeple para kazanıyor mu böyle bir mesleği icra ederek? Peki inovasyon yöneticisinin kuralları, böyle bir mesleği icra etmenin kuralları belirlenmiş mi?
Evet, işte biz bu sorulara cevap vermek için yola çıktık arkadaşlarımla. Ulusal meslek standardı 895 mesleği hakkında bir meslek standardı yayınladı ve diyor ki bu meslek standartlarında gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumlarının neler olduğunu tanımladığım doküman bir asgari norm, en düşük eşik ulusal meslek standardıdır diyor ve 895 meslek için bu asgari normu, gerekli bir tavırları, tutumları tanımlamış oluyor. Ve meslekleri belirlerken de iş piyasası ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör komitelerinin önerilerini dikkate alıyor ve yönetim kurulunca da bunlar belirleniyor diye yine web sitesinde bunu ifade ediyor. Peki inovasyon yöneticisi bu anlamda daha henüz kuralları belirlenmemiş ise belirli hangi niteliklere, yetkinliklere, bilgilere ihtiyacı olduğu tanımlanmamış ise halen ünvanlı. Peki ünvan nedir? Ünvan, yine Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne bakıyoruz. Bir kimsenin işi, mesleği ya da toplum içindeki durumu ile ilgili olarak kullanılan ad, yani kendine bir ünvan veriyor ve bu ünvanla ben bu işi yapıyorum diyor. Ünvan dediğimiz zaman bunu anlıyoruz. Çevremizde neler görüyoruz? Çok kullanılan bu ünvan artık çok kullanılmaya başladı gerçekten. İnsanlar kendilerine ne isimler veriyorlar? Bunlara bakalım. Bunu 3 seviyede sizlerle paylaşmak istiyorum. Kırmızıyla boyadığım seviyeler üst düzey yöneticileri. Google'larsanız veya işte kariyer sitelerine bakarsanız veya LinkedIn'e bakarsanız göreceksiniz. Üst düzey yöneticiler kendilerine şu ünvanları vermişler. İnovasyon direktörü, Ar-Ge ve inovasyon direktörü, satış ve inovasyon direktörü, iş geliştirme ve inovasyon direktörü, ürün inovasyon direktörü, inovasyon geliştirme direktörü. Görüyorsunuz bir üst düzey mi var direktör kapsamı. İşte içerisinde bir kısım başka ünvanlarla birleştirilmiş, Ar-Ge ile birleştirilmiş, satışla birleştirilmiş, iş geliştirme ile birleştirilmiş, ürün geliştirme ile birleştirilmiş bir inovasyon direktörlüğü tanımı yapılmış. Bu ünvanlara baktığımız zaman neyi fark ediyoruz? Hangi kuruluş kendini inovasyonu gerçekleştirirken hangi alana yakın hissediyor? Yani Ar-Ge araştırma geliştirme çalışmalarına yakın hissediyorsa hemen oraya bir inovasyon kelimesini de ekleyip Ar-Ge ve inovasyon direktörü diyor ve bu kişinin sorumluluğuna yenileşim çalışmalarını da veriyor. Ve buradan anlıyoruz ki ürün geliştirme, ürün yeniliği konusunda, ürün araştırması konusunda kendini önde hissediyor ve bu konuya da bunu değere dönüştürmek adına da bu şekilde bir örgütlenmeyi seçiyor. Halbuki başka bir kurum nasıl kendini konumlandırıyor böyle bir manzarada? O da diyor ki inovasyon ağırlıklı olarak değerin gerçekleşmesidir diyor. Ben inovasyonu satışla birleştiriyorum. Satış ve inovasyon direktörlüğü şapkası altında. Yine bir başka kurum da diyor ki yeni işler geliştirmek istiyorum. Dolayısıyla da inovasyon bana bu imkanı sağlıyor. Ben de bunu iş geliştirme ve inovasyon direktörlüğü altında birleştiriyorum diyor. Yine sadece ürün alanında odaklanmış, ürün inovasyon direktörlüğü olarak ifade edenler var. İnovasyon geliştirme direktörü dediğim zaman da böyle bir kuruluşun yenilikle beraber bir sürü alanda geliştirme çalışmaları yapacağını anlamış oluyoruz. Böyle bir title'a, bir ünvanı
ilan ederek. Peki yeşille boyadığımız orta kademe yöneticileri kendilerine neler söylemişler? İnovasyon müdürü diyenler var. İnovasyon yöneticisi diyenler var. İnovasyon birim yöneticisi, Ar-Ge ve inovasyon müdürü, müşteri inovasyon yöneticisi, pazar geliştirme ve inovasyon yöneticisi, ürün geliştirme ve inovasyon yöneticisi, girişimci ve inovasyon müdürü, e-ticaret inovasyon müdürü diyenler var. Şimdi burada üst düzey yöneticilerine farklı unvan karşımıza ne geliyor? İnovasyon birim yöneticisi diye bir bölüm geliyor. Yani inovasyonu böyle bir birimin yapması gereken bir şeymiş gibi algılıyor. Böyle bir birim oluşturdum diyor, bu birime de bir yönetici atadım diyor. Müşteri inovasyon yöneticisi dediğimiz zaman ne anlıyoruz bu kuruma baktığımız zaman? O da diyor ki müşteriye yönelik ben yenilikler sunacağım. Dolayısıyla müşterinin nabzını tutan, müşteriyi dinleyen bir yenilik yöneticisi atıyorum diyor. Yine pazar geliştirme, ürün geliştirme, bu yine üst düzey yöneticilerde de aynı yaklaşım vardı. Bir de farklı olarak girişimci ve inovasyon müdürü ve e-ticaret inovasyon müdürü dediğimiz iki unvandan görüyoruz. Bu iki unvanda da neyi söylüyor bize? İç girişimcilik alanında yoğunlaştım ve o iç girişimcilik veya da açık inovasyon alanında bir müdür atadım. Bu müdüre de bu çalışmaları verdim veya sadece e-ticaret alanında bir bölüm koydum. E-ticaret alanında gelişmek istiyorum. Bu alandaki yöneticime de ya e-ticaret inovasyon müdürü dedim demek istiyor. Bu unvan bizimle böyle konuşuyor. Bir alt seviyede ise inovasyon uzmanı ve inovasyon müdürü mühendisi şeyleri var, isimleri var. Unvan deliği ile ilgili de bir hikaye paylaşmak istiyorum. İlişki içerisinde olduğum kuruluşlardan bir tanesi işte bir kendisine inovasyon müdürü arıyor ve ilana çıktığında biraz sonra sizlere bu ilanlarda ne tip soru, görevler, sorumluluklar atanmış bunları da paylaşmak istiyorum. Kuranlar çoğunluklu olarak bir yenilikçi bir projesini hayata geçirmek isteyen bir girişimci. Bu girişiminde başarısızlıkla sonuçlanmış. Ondan sonra da geçimini sağlayabilmek için bir kurumsal yapıda kendine bir geçim kaynağı bulmak için böyle bir ünvanlara başvurmuş ve başvuru esnasında da şunu söylüyor, diyor ki ben yenilik alanında uzmanım. Ben bu yeniliği gerçekleştirebilirim. Hem başvuranların kafalarında bir karışıklık olduğu hem de bu kişileri hangi amaçlar için istihdam etmek isteyen kuruluşların kafalarında bir karışıklık olduğu bu tabloda gayet net görünüyor. Dolayısıyla arkadaşlarımla birlikte biz bu kafa karışıklığına bir çözüm üretmek istedik ve bu çözüme de yönelik olarak Mesleki Yeterlik Kurumu'yla iletişime geçtik. Yaklaşık 4-5 yıl süren bu iletişim sonunda biz gönüllü bir kuruluş olduğumuz için bizimle birlikte bu süreci üstlenecek, bu sürece liderlik edecek kuruluş arayışımız sürdü ve bu sürecin sonunda ortağımız var. Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin bu anlamda mesleki yeterlilik ve meslek standartı üzerinde çalışma yapan bu konuda uzmanlaşmış MEYBEM kuruluşuyla beraber bu çalışmalara başladık. Sizlerle sonraki videolarda bu çalışmaların içeriğini, gelişmelerini, detaylarını paylaşmak istiyorum. Görüşmek dileğiyle.